27 Mayıs askeri darbesinin ardından hazırlanan yeni anayasa en çok masonların işine yaramıştı. Üniversite kadrolarına sınırsız özgürlükler tanıyan anayasayla masonlar üniversiteleri tamamen kontrolleri altına almışlardı. Bu dönemde üniversitelerde sol görüşlü mason profesörlerden destek bulan Marksist örgütler ülkeyi adeta bir kaosa doğru sürüklemektedirler. Bu gelişmeler 1960'lı yılların sonlarında önü alınamaz bir noktaya gelmişti. Ülke sistemli bir şekilde yeni bir askeri darbeye doğru gitmekteydi. ...27 Mayıs darbesinin ardından haksız yere 3 devlet adamının asılmasını yetersiz bulan bazı cuntacı generaller, medyada ve üniversitedeki işbirlikçileri yanına alarak bir darbe hazırlığı içine girmişlerdi. Darbe planları iyice olgunlaşmış ve darbe günü olarak 9 Mart 1971 tarihi seçilmişti. Ankara'daki kulislerde onlarca farklı cuntadan bahsediliyordu. Ünlü ihtilalcilerden Numan Esin ve İrfan Solmazer'in adının geçtiği Orhan Kabibay cuntası, Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, Fatih Özfakih gibi sivillerin başını çektiği Madanoğlu cuntası, Tuğgeneral Aydın Kirişoğlu ve Korgeneral Ahmet Dural'ın başını çektiği Havacılar cuntası bunlardan sadece birkaçıydı. Bu dönemde cuntalar adeta iç içe girmişti. Marksist örgütlerin de bu cuntalarda yer almaya çalıştıkları dikkat çekmekteydi. Bazı generaller, üniversitedeki mason profesörler ve medya işbirliği içinde gerçekleştirilen darbe planları iyice olgunlaşmış ve darbe tarihi olarak 9 Mart 1971 tarihi seçilmişti. Marksist öğretim görevlilerinin ve gazetecilerin başını çektiği Cemal Madanoğlu cuntasının planına göre Cumhurbaşkanı Faruk Gürler darbenin düğmesine basacaktı. Bundan sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur idareyi ele geçirecek, gerekirse Gürler'i saf dışı edecekti. Her şey istenildiği gibi gelişirse Madanoğlu cuntası harekete geçecek ve yeni bir sosyalist darbe gerçekleştirilecekti. Atatürkçülük adına ortaya çıkanlar ülkeyi komünizme doğru sürüklüyordu. Darbeyi planlayanlar kabinenin de pazarlığını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Orgeneral Faruk Gürler, Başbakan Orgeneral Muhsin Batur, Başbakan Yardımcısı Tümgeneral Celil Gürkan, Adalet Bakanı Bahri Savcı, İçişleri Bakanı Uğur Alacakaptan, Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal, Ulaştırma Bakanı Numan Esin, Sosyal İşler Bakanı Behice Boran, Gümrük Bakanı Orhan Kabibay, Devlet Bakanı Doğan Avcıoğlu, Devlet Bakanı Altan Öymen, Gençlik ve Spor Bakanı Uğur Mumcu. Bu sırada Madanoğlu cuntasının Taksim toplantılarına sızan eski MİT Daire Başkanı Mahir Kaynak, üniversite, basın ve ordu işbirliği içinde kurulan 9 Mart cuntasını deşifre etti. Mahir Kaynak, yıllar sonra yapmış olduğu açıklamalarda 9 Mart cuntasında üniversitenin etkisini şu şekilde aktarıyor. Darbenin içinde olmakla desteklemek farklı şey. Bu hocalar darbeyi destekledi. Zaten darbeciler profesörleri içlerine sokmaz. Hocaların darbenin iç yapısına girmeleri gerekmezdi. Bunların rolü daha ziyade kamuoyunda etki yaratmaktır. Cübbeleriyle yürümeleri yeterliydi. Onlardan beklenen odur. Genelde bir gövde gösterisi yaparlar ve yerlerinin neresi olduğunu belli ederler. 7 Mayıs 1969 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen hukukçular yürüyüşü, cuntayı destekleyen üniversitenin gövde gösterisi olmuştur. MİT mensubu Mahir Kaynağ'ın ihbarıyla
9 Mart Cuntası hedefine ulaşamamıştır. 9 Mart 1971, Türkiye'nin komünizmin eşiğinden döndüğü gün olarak tarihi geçmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart muhtırasını yayınlayarak cuntacıları susturmaya çalışır. 12 Mart muhtırası ile birlikte hükümet istifa eder. Bu tarihten itibaren teknokratlar hükümeti dönemi başlamıştır. Masonlar her darbe döneminde olduğu gibi 12 Mart muhtırasında da darbecilerin yanında olmuştur. Dönemin büyük üstadı Hayrullah Örs, tüm Mason biraderlerini gönderdiği mektupta özetle şu ifadelere yer vermiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durum nedeniyle toplantılarınıza kısa bir süre ara veriyoruz. Olağanüstü bir durum olmadığını ve yakında tekrar bir araya geleceğimizi söylemek istiyorum. Büyük bir acizlik içinde olan sivil yönetime, laik ve demokratik sistemin bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yerinde bir müdahale gelmiştir. Sükunet içerisinde bu dönemi atlatacağımızı, bizi aydınlık ve nurlu bir gelecek beklediğini sizlere söylemek istiyorum. En kalbi selamlarımla, Büyük Üstad Hayrullah Örs. Büyük Üstad Hayrullah Örs'ün aydınlık ve nurlu gelecekten kastettiğinin ne olduğu kısa süre sonra anlaşılacaktır. Çünkü 12 Mart muhtırasının ardından Mason bürokratlar yine ön plana çıkar. 1. ve 2. Nihat Erim hükümetinde 9 Mason bakan yer almaktadır. Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel, Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş, Turizm Bakanı Erol Yılmaz, Enerji Bakanı Nezih Devres, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Eres, Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez bu dönemde hükümette bulunan Mason bakanlardır. Bu dönemde birçok muhafazakar milletvekili Mason locaları hakkında meclis araştırması teklifinde bulunur. 2 Ağustos 1972. Milli Selamet Partisi Isparta Milletvekili Hüsamettin Akkumcu, komünizm kadar zararlı ve kökü dışarıda bir akım ve Musevi tarikatı olan Masonlarla mücadele etmediği için İçişleri Bakanı hakkında gen soru açılmasını ister. Teklif, Nihat Erim hükümetindeki Mason bakanların araya girmesiyle reddedilir. 4 Nisan 1974. Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen tarafından Adalet ve İçişleri Bakanlarının yanıtlaması dileğiyle bir soru önergesi verilir. Masonluğun gayesi nedir? Kökü dışarıda mıdır? Dernekler yasasına uyuyor mudur? Kökü dışarıda olduğu için savcılık tahkikat yapıyor mudur, yapacak mıdır? Dönemin İçişleri Bakanı, Masonluğun yasal bir dernek olduğunu ifade ederek tahkikata gerek olmadığını söyler. 16 Temmuz 1975. Demokratik Parti NİDE Milletvekili Mehmet Altınsoy, Masonlar hakkında verdiği meclis araştırma önergesinde Masonların zararları ve Bildenberg Rotary Lions kuruluşları üzerindeki esrar perdesi kaldırılmalıdır. Milli irade yerine beynelmilel masonik irade yerleştirmek isteniliyor. Meclis araştırması açılmalıdır ifadelerine yer verir. Önerge reddedilir. 23 Ocak 1976. Senato'da Malatya Senatörü Hamdi Özer'in Mason locaları hakkında araştırma yapılmasını isteyen önergesi kabul edilir. Özer, Senato'daki konuşmasında Masonlar milletler arası emperyalist güç olan Siyonizmin neferidir der. Ancak meclis araştırmasından hiçbir sonuç alınamaz. Adalet Partisi Milletvekili Özer Ölçmen'in Mason locaları hakkında meclis araştırması açılması isteği Mason localarında tepkiyle karşılanır. Büyük Üstad Şekür Ökten'in başkanlık ettiği Büyük Genel Kurul toplantısında meclis çatısı altındaki anti-masonik girişimler tartışılır ve bu tartışma zabıtlara şu şekilde yansır. Şekür Ökten birader, milletvekili Özer Ölçmen'in Masonlar hakkında tahkikat isteyen takriri hakkında bir prensip kararına varılmasını talep etti. Hiç kale alınmaması mümkün olmakla beraber bu tahkikat talebinin teşvikçisi olmamızı, mecliste açılacak bir tahkikat neticesinde hazırlanacak raporun ilanı ile bu işi kapatılmasını teklif etti ve milletvekili Ölçmen'in takriri okundu. Pek sayın büyük üstad, son derece masum işlerin dahi çok garip
bir küçük memur zihniyeti içine bulaştığına işaret ederek tahkikatı bizim tahrik etmemiz halinde karşımıza kimin çıkacağının belli olmayacağını, anlayışsız muhataplar karşısında zorlukla kurduğumuz arşivin darmadağınık olması tehlikesini belirtti. Açılan müzakerede, kardeşler, tahkikatı tahrik etmenin hiçbir bakımdan fayda sağlamayacağı, kendiliğinden gelecek herhangi bir tahkikata ise esasen her zaman hazır bulunduğumuzu belirttiklerinden, bu meseleye karışmamamıza ve meclisin yapacağı muameleyi beklemeye karar verildi. ...1970'li yıllarda Türkiye Masonları arasında gençleştirme eğilimi benimsenir. Bu nedenle 1974 yılında yapılan tüzük değişikliğinde yaş sınırı 21'e indirilirken Mason olacak kişilerin niteliği de göz önünde tutularak en az lise veya dengi bir okul bitirmiş olmak zorunluluğu getirilir. 1975 yılında Masonlar tarafından hazırlanan bir gazete piyasaya çıkar. Yeni gazete logosu ile piyasaya çıkan bu gazete Mason olmayanlara, yani haricilere verilmez. Sadece Mason locası üyelerine ücretsiz olarak gönderilir. Çeşitli illerdeki ve yurt dışındaki Masonlar arasındaki iletişim kopukluğunu önleyen bu gazetede, Masonların birbiri arasında ticaret yapması için aracılık hizmeti de verilmektedir. 1976 yılında Özgür Masonlar Büyük Locası Genel Kurulu'nda alınan bir kararla, ant masasının üzerinde bulunan Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplar kaldırılır. Bunların yerine simgesel yasa kitabı olarak adlandırılan Masonluğun anayasası konulur. 1977 yılında Mason localarında görülen disiplinsizlik genel kurulda ciddi bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bir grup gazeteci kökenli Mason'un loca dışında Kürt sorunu üzerine bölücü toplantılar tertip etmesi ciddi sorun yaratmıştır. MIT'in Mason localarının telefonlarını dinlediği haberinin Büyük Üstad Kaymakamı Şekür Ökten'e ulaşması üzerine Ökten görevinden istifa eder. Bu tartışma loca tutanaklarına şu şekilde yansımaktadır. Şekür Ökten Üstad bu seneki seçimlerde vazife almamaya kararlı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Bu kararı 2 sene evvel vermiş bulunuyorum. Yerime geçecek biraderin çok dikkatli olması gereken hususları heyete getiriyorum. Ankara'da 3 gün locasından 5 kişi MIT tarafından takip edilmektedir. Bunlar loca binası dışında toplantı tertip ediyorlar, bazıları bilmeden gidiyor. Çalışma programı diye neleri düşündüklerini okuyorum, bunların en tehlikeli gördüğüm açık oturum meselesidir. Kürt devleti diye bazı muhitlerin ortaya sözler attığı bir zamanda yapılacak, başlığı belli olmayan bir açık oturumun ne gibi akisler bırakacağını takdirlerinize bırakıyorum. Bu şekilde toplantı yapılmasının suç olduğu kendilerine bildirildi. Akıl selim sahibi kardeşler benimle temas ettikten sonra bunların adedi 8'e indi. Orhan Dinç birader istifa etmek zorunda kaldı. Son loca gündeminde bu istifa vardır. Yeni kaymakamın çok hassas, çok dikkatli olmasını ve kurulun gerekli tedbirleri almasını rica ediyorum. Mason localarında bu tartışmalar yapılırken, mecliste de Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nin birleşmesi tartışılmaktadır. Demokrat Parti lideri Ferruh Bozbeyli'nin Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeç, siyasi hayatının sonunu getirir. Gazete, Bozbeyli ile yaptığı röportajı, "Adalet Partisi hırsız ve masonlarla mücadele sözü verirse birleşiriz" başlığı ile manşetten verir. Masonlar bu açıklamalara büyük tepki gösterir. Bu tepkiyi Üstad Mason Mukbil Gökdoğan Ferruh Bozbeyli'ye yazdığı bir açık mektupla dile getirir. Daha sonra bu mektup tüm Masonlara gönderilir. Mason dergisi 24 Temmuz 1977 tarihli bu mektuba geniş yer ayırır. Bu tarihten itibaren Demokrat Parti Genel Başkanı Bozbeyli Masonların hedefi haline gelmiştir. 1970'li yılların sonlarında sanat dünyasına girmeyi hedefleyen Masonlar
birçok ünlü sinema sanatçısı, tiyatro oyuncusu ve edebiyatçıyı localara üye yaparlar. Bu isimler arasında ünlü sinema oyuncusu Ayhan Işık, bir dönemin ANAP milletvekili ve sinema oyuncusu Edi Suhun ve ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Zeki Alasya, mason olan isimlerden sadece birkaçıdır. Günümüzde birçok locanın kurucu üyesi olan Üstad Mason Zeki Alasya, localardaki birçok organizasyon hizmetinin yürütülmesi ve toplantılara mason olmayan isimlerin konuşmacı olarak katılması işlerini organize etmektedir. 1979 yılında Büyük Üstad Nafiz Ekemen'in yeniden aday olması, mason localarında ciddi bir tartışma konusu olmuştur. Kulislerde Nafiz Ekemen'in Büyük Üstad olurken Hayrullah Örs'e yazdığı mektup konuşulmaktadır. Hayrullah Örs'ün ikinci kez Büyük Üstad seçimlerine adaylığı koymasına tepki gösteren Nafiz Ekemen, Hayrullah Örs'e bir mektup yazarak ikinci kez aday olmanın mason geleneklerine aykırı olduğu konusunda kendisini uyarmıştır. Hayrullah Örs'ün ikinci kez Büyük Üstadlığa aday olması ne kadar mason geleneklerine aykırı ise, Nafiz Ekemen'in Büyük Üstad'a bu şekilde bir uyarı mektubu yazması o kadar aykırıdır. Nitekim Hayrullah Örs, bir büyük üstada bu şekilde mektup yazılmaz, izi bile kalmamalı diyerek mektubu yakar ve adaylıktan çekilir. Bu sefer uyarılma sırası ikinci kez büyük üstadlığa aday olan Nafiz Ekemen'e gelmiştir. Uyaran kişi ise Ekemen'in en yakın arkadaşı Orhan Alsaç'tır. Pek sayın büyük üstadım, sevgili Nafiz Ekemen kardeşim. Bu mektubu yazmak zorunda olduğum için çok üzgünüm. Ama bir benzerini bundan yıllar önce rahmetli büyük üstad Hayrullah Örs kardeşimize beraber yazdığımı düşünürseniz, bunda ne kadar haklı olduğumu takdir edersiniz. Üstadım, biliyor ve hatırlıyorsunuz ki Hayrullah kardeşimize nezaket sınırlarını aşmayan ama buna rağmen onu çok üzen meşhur mektubu yazmıştık. Böylece hiç de layık olmadığı halde çok değerli masonluğa çok hizmetleri olan rahmetli kardeşimizi bir nevi adaylığını geri almaya zorlamıştık. Bu girişimin sonunda siz büyük üstad oldunuz. Bütün bunları size hatırlatmamın nedenini anlamışsınızdır. Büyük locadan aldığım 6 Mart 1979 gün ve 8825 sayılı levhadan siz büyük üstadımın bu devre için adaylığınızın söz konusu olduğu anlaşılıyordu. Bu mektubun sizi üzdüğünü biliyorum. Ama size bunları hatırlatmakla vicdani bir görev yaptığıma inanıyorum. Size seçilmeyerek büyük üstadlıktan ayrılmanız acı ihtimalini de hatırlatarak hemen namzettiğinizi geri almanızı rica ediyorum. Pek sayın büyük üstadım, beni affedin. Türk masonluğu kadar sağlığınızı da düşünün ve bu ağır emaneti daha fazla yüklenmeyin. Böylece de Hayrullah'a mektup yazan kardeşinizin içlerini rahatlatın. Sonsuz sevgi ve saygılarımla kardeşiniz Orhan Alsaç. Orhan Alsaç'ın bu sert çıkışı işe yaramayacaktır. Büyük üstadlığa aday olan Nafiz Ekemen 109 oyla yeniden seçilir. Seçimlerden kısa bir süre sonra 6 Eylül 1979'da Nur-u Ziya yokuşundan çıkarken rahatsızlanan büyük üstad Nafiz Ekemen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeder. Nafiz Ekemen'in yerine büyük üstadlık koltuğuna seçilen Halit Arpaç kısa süre sonra tüm Türkiye gibi tank sesleriyle uyanır. Masonlar diğer darbelerde olduğu gibi 12 Eylül müdahalesinde de soğukkanlılığını korurlar. Tüm masonların evlerine Attila Büyük Tunçay imzalı bir mektup gönderilir. Mektupta her zaman olduğu gibi darbeye alkış tutulur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birkaç gündür huzurla gözlediğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz iktidara el koymuş bulunuyor. Bugün hepimizi memnun eden bu harekatın vatanımızın müstakbel huzuru, refahını ve iktisadi zaferini süratle müjdeleyeceği ümidiyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımızı sunuyorum.
Mason localarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bu mesajları bu kez işe yaramayacaktır. Türkiye çapındaki tüm Mason locaları 13 Ocak 1982 tarihine kadar kapalı kalır. Bu tarihte tüm Mason biraderlerine bir mektup gönderen Büyük Üstad Şekür Ökten, Mason localarının yeniden açıldığı müjdesini verir. Kadınların Mason olması, Masonik geleneklere tamamen aykırı bir durum olmasına rağmen, tarih boyunca bu kuralı ihlal eden Mason locaları olmuştur. Özellikle 17. yüzyılda kadın Masonların düzenli olarak localardaki toplantılara devam ettiği görülmüştür. Tarihteki ilk kadın üstadı muhteremi Louise de Conde'dir. Günümüzde kadın masonların localara alınmasının yasaklanmasını savunan görüş hakim olmakla birlikte karma locaların veya kadınlara ait locaların kurulmasını savunan fikirlere de yaygın olarak rastlanmaktadır. Dünyadaki mason örgütlerinin büyük çoğunluğu kadınların mason olmasına karşı direniş göstermeyi sürdürmektedir. Türkiye'de ise kadınların da masonluğa alınmaları 1930'lu yıllarda gündem konusu olmuştur. Bu tartışmalara o dönemde yayınlanan Türk Mason Dergisi son noktayı koyar. Dergideki şu satırlar, masonların kadınlara bakışındaki ilkelliği de gözler önüne sermektedir. Kadın pek nadir olarak karar, istidat ve kabiliyetine maliktir. Zira zaafı onu bencilliğe sürükler. Hem de o, erkekle mukayesede tembel, az faal, az sebatkar, çabuk yorulur. Kadın nefsine karşı samimi değildir. Hiçbir zaman kusurlarını itiraf etmesini bilmez. Riyakarlık onda fıtridir. Buna bir de kibir ve azameti eklerseniz, kadının hakiki seciyesini elde etmiş olursunuz. Tüm masonik geleneklere rağmen 1985 yılında çoğunluğu büyük mason mahfili üyesi olan mason eşlerinin oluşturduğu bazı isimler kendi aralarında bir araya gelerek toplantılar düzenlemeye başlamışlardır. Üst düzey masonlar tarafından yadırganan ve tepki toplayan bu girişim günlerce tartışma konusu olur. Bu toplantılara düzenli olarak katılan kadın masonlar büyük mason mahfilinin kendilerini desteklemesi üzerine 1989 yılında Çağdaş Kardeşlik Dayanışma Derneği'ni kurarlar. Bu dernek kurulduktan sonra aralarında eşleri mason olmayan, hatta evli bile olmayan kadınların mason localarına üye oldukları dikkat çekmektedir. 1991 yılı başlarında büyük mason mahfilinin o sıralardaki büyük üstadı olan Doktor Vedat Yiğinsu'nun önderliğinde bir araya gelen kimi localar, kadınların masonluğa alınmalarını sağlamak üzere bir geçici loca kurarlar. Bu locanın çalışmaları için geçici bir tören salonu yapılır. Çağdaş Kardeşlik ve Dayanışma Derneği üyesi mason eşleri sırayla tekris edilerek resmi olarak mason olurlar. 1998 yılında Büyük Üstad Sahir Talat Akev'in emriyle kadın masonların kurduğu geçici loca kapatılır. Bu gelişme üzerine kadın masonlar kendi aralarında gruplaşarak üçü İstanbul'da ve biri İzmir'de olmak üzere dört loca kurarlar. Büyük Mason Mahfili bünyesinde kurulan bu localardaki çalışmalarını kendi tüzük ve ritüelleri uyarınca yürütürler. İlk büyük üstad olarak Tunç Timurkan'ın eşi Güven Timurkan seçilir. Kadın masonların locaları tümüyle masonluğun amaçları doğrultusunda, masonluğun ilkeleri ve örgütlenme sistemiyle çalışma yönetimi bakımından erkek mason localarından farksız çalışmalar yapmaktadırlar.
1980'li yılların sonlarında Türkiye'deki muhafazakar çevrelerin büyük gelişim göstermesi masonları büyük ölçüde rahatsız etmektedir. 1989 yılında Avusturya'da gerçekleştirilen Büyük Mason Kurultayı'nda Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir dizi kararlar alınır. Türkiye masonluğundan istifa eden bazı kişiler tarafından basına sızdırılan bu şok belgelere göre alınan kararlardan bazıları şunlardır. Anti-masonik ve antisemitik bütün gelişmelerin tespit edilerek önüne geçilmesi. Basındaki biraderlerimiz arasında dayanışmanın güçlendirilmesi. Parasal sorunlar için Avrupa localarından yardım ve işbirliğinin istenmesi. Büyük derneklerimizin GAP düzenlemesinin içine sokulması. Bu bölgede yatırım için girişimci biraderlerin bir araya getirilmesi. Akademik çevrelerdeki kardeşlerimizin üniversitedeki konumlarının güçlendirilmesi, İslami hareketlerin kontrol altına alınması, basındaki bütün anti-masonik yayınların takip edilmesi, halk arasında masonluk öncesi kurumların yayılması kararı alınır. Diğer yıllarda alınan kararlar gibi bu kararlarda Türkiye masonları tarafından büyük ölçüde hayata geçirilir. İkinci Meşrutiyet'in ilanında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında ayrıcalıklı bir konum elde eden Masonlar, Atatürk'ün Mason localarını kapattığı tarih olan 1935 yılından itibaren hızlı bir prestij kaybına uğramışlardır. 1965 yılında Süleyman Demirel'in başına iş açan Masonluk, özellikle 70'li yıllardan sonra siyasetçilerin kaçmaya çalıştığı bir örgüt haline gelmiştir. Mason olan ya da olmayan birçok siyasetçinin bu dönemde Mason olduğu iddia edilmiş ve konu adliye koridorlarına kadar taşınmıştır. 24 Aralık 1995 seçimlerine 2 gün kala 22 Aralık tarihli Takvim Gazetesi 1. sayfasının neredeyse tamamını kaplayan bir haberle ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın Masonluğunu ilan eder. Haberin yanına konulan bir fotoğraftaki Mason üniformalı 12 kişiden birini başı daire içine alınır ve bunun Mesut Yılmaz olduğu iddia edilir. Ancak Mesut Yılmaz'ın masonluk belgesi sahtedir ve haberde yer alan fotoğraf fotomontajdır. Ancak seçimlere 48 saat kala Mesut Yılmaz'ın bunu ispat edip kamuoyuna duyurması çok zor, hatta imkansızdır. Ertesi gün ANAP'a karşı DYP lideri Tansu Çiller'i destekleyen Sabah grubunun diğer gazeteleri de devreye girer. Ancak haber kendi içinde çelişkilidir. Mason olduğu için Mesut Yılmaz'ı karalayan ve Tansu Çiller'e oy verilmesini isteyen Sabah grubu, Özer Çiller'in üst düzey ve aktif bir Mason olduğunu hiç gündeme getirmemektedir. Bu önemli vurguyu Refah Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete yapar. Bir yanda Mesut Yılmaz, diğer yanda Özer Uçuran Çiller. Her ikisi de Mason. Yıllar önce locanın çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacaklarına dair yemin edip Mason yaptılar. Üstatlarının tüm talimatlarını eksiksiz yerine getirerek güvenlerini kazandılar ve ülkenin en üst noktalarına getirdiler. Ve şimdi Mason Mesut Yılmaz ve Mason Özer Çiller'in eşi Tansu Çiller, Müslüman Türk halkından oy istiyorlar. Şimdi soruyoruz. Masonluğun menfaatlerini her türlü menfaatin üstünde tutmaya yemin etmiş olan bu kişilere devlet ve millet emanet edilir mi? Özer Çiller ve Mesut Yılmaz'ın Mason olduğu iddiaları üzerine Türk seçmeninin tercihleri değişmiş ve Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan tarihinde görülmemiş bir oy alarak seçimlerden birinci parti çıkmıştır. 158 milletvekili çıkararak birinci olan Refah Partisi'ni 135 milletvekili DYP, 132 milletvekiliyle ANAP izlemektedir. Ancak Refah Partisi'nin çıkardığı milletvekili sayısı
tek başına iktidara gelmesi için yeterli değildir. Necmettin Erbakan öncülüğünde bir koalisyon hükümeti arayışlarına başlanır. Ancak kendisine yakıştırılan Mason iddialarından Refah Partisi çevresini sorumlu tutan Mesut Yılmaz, Erbakan kamuoyu önünde özür dilemedikçe görüşme masasına oturmayacağını açıklar. Mesut Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy, Takvim, Sabah, Ateş ve Milli Gazete'yi mahkemeye verir. Mesut Yılmaz da Demirel gibi hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'ndan Büyük Üstad Can Arpaç imzalı bir belge alır. Belgede davacı Mesut Yılmaz, Çankaya veya başka bir locaya üye olmadığı gibi derneğin kayıtların tetkikinden hiçbir zaman derneğe üye olmadığı ifadesi dikkat çekmektedir. Sonuçta Takvim Gazetesi 10 milyar tazminat ödemeye mahkum olur. İstanbul Milletvekili Mustafa Baş yaptığı basın toplantısında Takvim Gazetesi'nin tazminata mahkum olmasını şu şekilde yorumlar. Burada asıl sevindirici olan Masonluğun kötü bir şey olduğunun ortaya çıkmasıdır. Mesut Yılmaz'ın gösterdiği hassasiyet bunun kanıtıdır. Kendisinin Mason olmadığına göre Refah Partisi ile koalisyon yapmasına bir engel kalmadı. Türkiye Masonları Mesut Yılmaz'a Mason değildir belgesi vererek Sabah grubuna ve Milli Gazete'ye yönelik açtığı tazminat davalarını kazanmasını sağlamıştır. Ancak Masonlar, Masonluğu bir hakaret unsuru olarak gören ve bunu açık açık dile getiren Mesut Yılmaz'ı hiçbir zaman affetmezler. Özgür Masonlar Büyük Locası yayın organı Mason Dergisi, tüm Masonik gelenekleri hiçe sayarak Mesut Yılmaz gibi önemli bir siyasetçiye sert bir uyarı yazısı yayınlar. Sayın Mesut Yılmaz, size Mason dedikleri için göstermiş olduğunuz tepki ve yanlış değerlendirmeleriniz karşısında çok büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Masonluğu bir hakaret olarak nitelemenizi başlangıçta geçici bir düşünce olarak kabul etmiştik. Ancak bu konudaki tutumunuzu ısrarla sürdürmeniz karşısında düşüncelerimizi size iletmek ve yanılgınızı belirtmek zorunluluğunu hissettik. Sayın Yılmaz, Büyük Mason Mahfili, Türk yasaları uyarınca kurulmuş yasal bir Türk derneğidir. Evrensel nitelikli amaçlara sahip olmasına karşın tümüyle bağımsız ve ulusaldır. Masonluk, insanlar arasında ırk, soy, renk, din, mezhep, dil ayrılığı gözetmez. Tüm insanların barış ve mutluluğunu amaçlar. Mason olmadığınız ya da merak etmediğiniz için Masonluğun bu niteliklerini bilmeyebilirsiniz. Ama siz Türkiye'yi yönetmek için yola çıkmış değerli bir partinin onurlu, dürüst, bilgili ve kültürlü bir başkanısınız. Size Mason denmesini bir hakaret ya da yakışık almayan küçük düşürücü bir suçlama gibi değerlendirmeden önce Masonluğun en azından yasal durumunu ve ilkelerini öğrenmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Özgür düşünce ve çağdaş yaşama düzenine set çekmek isteyenlere karşı olan siyasi mücadelenize saygın ve yasal bir topluluk olan Masonluğu alet etmeniz tarafımızdan üzüntüyle karşılanmaktadır. Bu konudaki hassasiyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ve tutumunuzu yeniden gözden geçireceğinizi ummaktayız. Saygılarımızla, Özgür Masonlar Büyük Locası. Mesut Yılmaz hakkında yayınlanan Tüzmece Mason belgesi, hiç şüphesiz siyasi hayatındaki en büyük yaralardan biri olan 1995 seçimlerini kaybetmesine neden olmuştur. Mesut Yılmaz, kendisi hakkında basına gönderilen Mason belgelerinin arkasında muhafazakar kesimin olduğunu düşünmektedir. Siyasi hayatının sonunu getireceğini bildiği halde 28 Şubat kararlarını eksiksiz olarak hayata geçirerek muhafazakar kesimden adeta intikam alır. Ancak bu bile Masonların kendisini affetmesi için yeterli olmaz. 3 Kasım 2002 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde %10 ülke barajını aşamayan Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, partisinden istifa ederek siyaset tarihindeki yerini alır. Şimdi Yüce Divan'da yargılanacağı günü beklemektedir.
son yıllarda gazetelerde ve televizyonlarda masonik bir sergiden, balodan ya da basın toplantısından söz edildiğine sık sık rastlamaktayız. Anti-masonik yayınlara cevap niteliği taşıyan bu dışa açılma politikası aslında çok eski bir tartışmanın sonucudur. Bu tartışma 1977 yılına kadar gitmektedir. Dönemin büyük üstadı Nafiz Ekemen, genç masonların kendisine sık sık dış dünyaya açılma tekliflerini getirdiklerini söyler. Büyük üstadın genç masonlara cevabı sert olur. Açılalım mevhumundan, hakkımızdaki yanlış düşünceleri düzeltelim manasını çıkarmak gerekiyorsa, yani harici alemin hücumundan korunmak, bir çeşit müdafaa yapmak zarureti veya mecburiyeti anlaşılıyorsa, masonluğun buna ihtiyacı yoktur ve bu yola tevessül etmeyi tenezzül sayar. Büyük Üstad Nafiz Ekemen'e göre, masonların dış dünyaya açılması, eski köye yeni adet getirmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Dış dünyaya açılma konusu 1986 yılında da mason hocalarında sert tartışmalara yol açmıştır. Büyük Üstad Sahir Erman'ın başkanlığında yapılan toplantıda söz alan üstad masonlar Mehmet Fuat Akev, Memduh Atar, Mukbil Gökdoğan, masonların kamuoyuna kendilerini tanıtmasının İskoç ritine bağlı masonluk geleneğine tamamen aykırı olduğunu söylerler. Genç masonların dış dünyaya açılma fikirlerini gerçekleştirmeleri için Sahir Talat Akev'in büyük üstad olmasını beklemeleri gerekmektedir. Akev'in büyük üstad olmasıyla birlikte dar kapsamlı da olsa bir internet sitesi kurulur. Hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locasının ardından özgür masonlar büyük locası da bir internet sitesiyle kendilerini dış dünyaya tanıtmaya çalışır. Yeni imaj için anlamlı bir gün beklenir ve 29 Ekim 1998 tarihinin en uygun gün olduğuna karar verilir. Hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locası Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını Ankara Bilkent Oteli Balo Salonu'nda gerçekleştirir. 152 mason locasının katıldığı bu toplantının açılış konuşmasını Büyük Üstad Sahir Talat Akev yapar. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den Fazilet Partisi lideri Necmettin Erbakan'a kadar birçok önemli siyasetçi, devlet adamı, bürokrat, sanatçı ve yazar bu baloya davet edilir. Bu baloya masonluğa yakın olduğu bilinen bazı gazetecilerin dışında kimse katılmaz. Masonlar bu durumu herhalde başka bir toplantıya katıldılar şeklinde geçiştirme cevaplar verirler. Yine bu dönemde birbiri ardına düzenlenen basın toplantılarında Büyük Üstad ve Büyük Üstad Basın Danışmanı Milliyet Gazetesi yazarı Nail Güreli masonluk hakkında akıllara takılan sorulara cevap vermeye çalışırlar. Masonların en ses getiren etkinliği ise 2 Mayıs 1999 tarihinde Ay'a İrini'de açılan Doğudan Batı'ya İnsanlık Köprüsü Masonluk başlıklı sergiydi. Masonik kıyafetlerin, eski masonlara ait resim ve eşyaların, masonik ve anti-masonik yayınların sergilendiği bu etkinlik basında da geniş yer alır. Tüm bu yapılanlarsa aslında bir göz boyamadan ibarettir. İspanya'daki Engizisyon zulmünden kaçan Yahudiler 1492 yılında Osmanlı tarafından kabul edildiler ve başta Selanik ve İzmir olmak üzere çeşitli şehirlere yerleştirildiler. İşte Sabetaycılar bu Yahudiler içinden çıkan bir gruba verilen isimdir. Sabetaycılığa ismini veren Sabetay Sevi 1626 yılında İzmir'de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Haham olarak yetişen ve Yahudi mistizmi olan Kabalizme ilgi duyan Sevi, 1665 yılında kendisinin Tevrat'ta beyan edilen
ve dünyaya gelip vaat edilen topraklarda Yahudiliği tekrar hakim kılacak olan Mesih olduğunu iddia eder. İzmirli hahamlar Sabetay Sevi'nin dinlerini bozduğu gerekçesiyle öldürülmesine karar verirler. Ama bu kararı uygulayamazlar ve onu Osmanlı Sarayı'na şikayet ederler. Osmanlı yönetimi artan şikayetler karşısında Sabetay Sevi'yi tutuklayarak Çanakkale'de bir kaleye hapseder. Faaliyetleri burada da devam eden Sevi'yi yine Yahudi hahamlar saraya şikayet edince Osmanlı bu talepler karşısında daha fazla kayıtsız kalamaz. Sevi'yi saraya çağıran sadrazam hayatı ile iddiaları arasında bir seçim yapmasını ister. Sevi hayatı yönünde seçim yapmakla kalmaz, Müslüman olarak Aziz Mehmet adını alır. Ancak Sabetay Sevi Mesihlik iddialarını hiçbir zaman terk etmez. Adamlarına haberler göndererek kendisinin sadece görünüşte Müslüman olduğunu, gerçekte ise kendi kurduğu Mesih inancını yaşamaya devam ettiğini duyurur. Yine faaliyetlerine devam ettiği anlaşılınca Arnavutluğa sürgüne gönderilir ve orada hayatını kaybeder. Ama kendisini takip eden 200 aile Selanik'e yerleşerek dış görünüşte Müslüman, gerçekte ise Sabetaycı Yahudi olarak yaşamını sürdürür. Sabetaycı yahut dönme olarak adlandırılan bu grup, Selanik'in Yunanistan'da kalması ile 1924 yılında yapılan nüfus mübadelesi sonucu Türkiye'ye göç eder. Sabetaycılar, başta İstanbul'un Şişli ve Nişantaşı semtleri olmak üzere İstanbul'un çeşitli bölgelerine yerleşirler. Karakaşlar, Kapancılar ve Yakubiler adlı kollara ayrılan Sabetaycılar, bazı özel lise, vakıf üniversiteleri ve medya kuruluşlarında önemli mevkiler elde ederler. Nüfuslarına oranla etkileri çok fazla olan bu kesim, Sabetaycı kökenlerini gizleyerek günümüze kadar kültürlerini korumayı başarırlar. Masonluğun Siyonizm etkisinde olduğu artık sır olmaktan çıkmıştır. Yahudilerin seçilmiş ırk oldukları ve diğer bütün insanları yönetmekle görevlendirildikleri şeklindeki inançları özellikle Siyonistler tarafından temel bir dünya görüşü olarak kullanılmaktadır. Anti-Masonik akımlar, Masonluğu Yahudilerin dünyayı yönetme ideallerine hizmet eden ve Yahudiliğin kontrolünde olan gizli bir teşkilat olduğunu söylemektedir. Osmanlı Devleti'nin son dönemine damgasını vuran İttihat ve Terakki ile Selanik'teki Mason locaları ve Sabetaycıların ilişkileri incelendiğinde Sabetaycıların yakın tarihimizin şekillenmesindeki etkisi görülecektir. Masonluğu adeta gizli bir tarikat olarak kullanan Sabetaycıların büyük bir kısmı bu locaların üst düzey yöneticileri arasında yer almışlardır. Günümüzde birçok Mason locasında üstad-ı muhterem seviyesindeki Masonların Sabetayist kökenli olduğu bilinmektedir. Nitekim geçtiğimiz yıllarda Sabetaycı kökenli Masonların birbirini desteklemesi büyük tartışma konusu olmuş ve bazı üst düzey Masonlar üye oldukları localardan istifa etmişlerdir. Sabetaycı Mason işbirliğini kendisi de bir Sabetaycı olan Ilgaz Zorlu'dan nakledelim. Dikkatle incelendiğinde görülecektir ki Selanik'te o dönemde Mason locaları ve tarikatlerde etkili olan Türk ve Müslüman kimlikli aydınların pek çoğu Sabetaycıdır. Aslında bunu da normal karşılamak gerekiyor. Çünkü Sabetaycılar 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde dini kurumlarını giderek ortadan kaldırmışlardı ve o dönemlerde de Yahudilik dinine geri dönme arzularının da kabul edilmemesi neticesinde neredeyse ateist bir hayat yaşamaktaydılar. Hiçbir manevi dayanakları kalmayan bu insanların bu yıllarda ve köken olarak da onların soylarından gelen diğer kuşakların üyelerinin de Sabetaycı kökenli olmaları bir rastlantı değildir. Nitekim bugün bile hür ve kabul edilmiş Mason locasının Grand Commander
ya da Türkçe karşılığı ile hakim büyük amirlerinin de yine kapancılar koluna mensup bir aileden gelmesi de şaşırtıcı olmamalıdır. Sabetaycıların ekonomik güçleri, bulundukları konum ve masonluğun gücü de dikkate alındığında bu grubun çok önemli bir güç haline geldiği ortaya çıkar.